Değerli basın mensupları, 6 Şubat günü ülkemizin önemli bir kesiminde yaşanan deprem felaketinden hemen sonra devletimizin bütün kurumları seferber olduğu gibi aziz vatandaşlarımızın her birisi de depreme maruz kalan il, ilçe, belde ve köylerdeki vatandaşlarımızın imdadına koşmuş, enkazları kaldırıp yaralı vatandaşlarımıza ulaşmak, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı sağ ve salimen kurtarmak ve onları ailelerine kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışmışlardır. Halen de çalışmalar sürmektedir. Ülkemizin diğer depreme uğrayan illerinde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de 6 Şubat günü büyük bir deprem felaketine maruz kaldı ve 6 Şubat günü Diyarbakır'da da büyük bir seferberlik ilan edildi. Burada da tabii ki valimizin koordinasyonunda birim müdürlerimiz ve ilgili kurumlarımız, temsilcileri, uzmanlar, ekipler, herkes adeta bir vücudun organı gibi çok büyük bir hassasiyet içerisinde çalıştılar ve çalışmalarını sürdürdüler. Gelinen noktada Diyarbakır ilimizde bir hariç içinde insan yaşayan binalardan yıkılanların tamamındaki arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan bir binada ise arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna gelinmiştir. Kısa bir süre içerisinde bu binadaki arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması da tamamlanacaktır. Bugüne kadar yürütülen faaliyetler çerçevesinde enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan, insanlarımızdan 397'si vefat etmiştir. Bu vesileyle hem Diyarbakır'ımızda hem de diğer illerimizde vefat eden her bir vatandaşımıza, insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 902 yaralı çıkarılmıştır ve bunlardan 863'ü tedavileri yapılmak suretiyle taburcu edilmiştir. Halen hastanelerimizde 39 yaralının tedavi gördüğünü ifade edebilirim. Kamuoyunda sadece müteahhitlere dönük soruşturma yapıldığı iddiaları ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu iddialar ve değerlendirmelerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. İşin doğrusu binanın inşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda binaların müteahhitleri, yapı denetim elemanları, belediyelerde görevli ve yetkili fenni mesuller, binada mevzuata aykırı tadilat yapanlar, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olduğu değerlendirilenler ayrımsız soruşturulmaktadır. Bugüne kadar haklarında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan şüpheli sayısı 54, hakkında adli kontrol verilen şüpheli sayısı 47, yakalama kararı çıkarılan ama henüz yakalanmamış şüpheli sayısı 7, gözaltı talimatı verilen ve 45, gözaltında olan kişi sayısı ise 27. Şüphelilik vasfı değerlendirilen kişi sayısı şu anda 29. Yurt dışında olduğu tespit edilen 4, öldüğü tespit edilen 10, ifadeleri alınan 22 şüpheli bulunduğunu buradan ifade etmek isterim. Şüpheliler tespit edildikçe haklarındaki tedbir kararları dahil ceza mahkemesi kanunu çerçevesinde yapılması gereken her şey eksiksiz yapılmaktadır. Hırsızlık olayları ve yağma hadiseleriyle ilgili de bir ifadeyi burada bir değerlendirmeyi ifade etmek isterim. Şu anda sanki Türkiye'de bu alanda büyük bir yağma faaliyeti varmış gibi bir takım haberler yapılıyor. Yani bunun da altını çizmekte fayda görüyorum.
elimizdeki istatistiki veriler bu haberlerin doğru olmadığını ortaya koyuyor. Yağma var haberlerinin şöyle ifade etmek belki daha doğru olabilir. Yağma yok ama yalan çok. Böyle iddiaların da hukuk tarafından soruşturulduğunu, Cumhuriyet savcılarımızın gereğini yaptığını buradan ifade etmek isterim. Bu aziz milletimizi de lekeleyen bir şey. Sanki Türk halkı böylesi bir zamanda, böylesi bir ahlak zafiyetinde, böylesi bir insanlık dışı işi yapacakmış gibi de bir algıya da ne yapar? Hizmet eder bu. Böyle bir algı Türk milletine de, her bir insanımıza da büyük bir haksızlık olduğunu ifade etmek isteriz. Ama gerek yağma ihtimaline karşı, gerek hırsızlık ihtimaline karşı alınan tedbirler en üst düzeydedir. Bunlar böyle bir ihtimal olabilir endişesiyle alınmış tedbirlerdir. Şu ana kadar baktığımızda hırsızlık büyük bir kısmı, bunlar neredeyse öyle söyleyeyim, tamamına yakını hırsızlıkla ilgili verilerdir. Vaka sayısı 319. Şüpheli sayısı 235. Tutuklanan şüpheli 149. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli 27. Yakalama kararı çıkarılan şüpheli 28. Ve gözaltı sayısı 8 olduğunu ifade etmek isterim.